didn't even get to cross. Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, bugün yine bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hem Rival 100 ile Rival 300 arasındaki farklılıklara hem de benzer noktaları değineceğiz. Aynı zamanda da kafanızı kurcalayan birçok soruyu da cevaplamış olacağız. Şimdi derseniz ufaktan başlayalım. SteelSeries'in yumuşak dokunuş hissi veren far yüzeyine önem verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Rival kullanan biri olarak yüzey kaplaması hep içimi ısıtmıştır. Doku bakımından malzeme ve işçilik kalitesi gerçekten başarılı. SteelSeries aslında oyuncuların Rival 300'de tattığı görünüş ve hissi Rival 100'de de alabildiklerini iddia ediyor. Aslına bakarsanız bu kadar kafa karışıklığına sebep olan şey firmanın tüketici beğenisine hitap eden geleneği sürdürme isteği ve bu yeni modelde de Rival 300 kullanan oyuncuların bakış açısını yansıtmak istemeleri. Yine de kafa karışıklığını önlemek için Rival'ın başına yüz getirerek piyasaya sürdüler. Çoğu tüketici de yeni ve daha iyi bir sürüm olarak algıladı. Ortada 3 farklı model var. Bildiğimiz Rival, Rival 300 ve yeni çıkan Rival 100. Aslına bakarsanız birçoğumuz yeni bir teknolojik ürün alacağı zaman genelde en son sürüme yönelir. Çünkü en son sürümün hem donanımsal hem de yapısal olarak daha büyük avantaj sağlayacağını, daha büyük farklar ve özellikler sunacağını sanar. Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı her zaman ince detaylarda. En son sürüm, önceki sürümden daha iyi olacak diye bir düşünce yok. Şimdi dilerseniz lafı bir kenara bırakalım. O ince detaylara hep birlikte bakalım. Ebat olarak Rival 100, Rival 300'e göre daha küçük bir yapıda. Lakin tasarım ve kullanıcının hoşuna giden estetik hatlar aynı. Rival 300 kauçuk kenar desteğine sahipken Rival 100 plastik ile kaplanmış. Rival 100'ün daha büyük bir üst kaydırma ayağı bulunurken Rival 300'de biraz daha küçük tercih edilmiş. Rival 300'ün tuş sesleri ve tuş kalitesi kendini daha fazla belli ederken Rival 100 biraz pasif ve daha basit kalmış. Rival 300'ün kenar tuşları hem daha büyük hem de biraz daha kontrol bakımından kolaylık sağlıyor. Rival 300'ün tekeri daha hassas hem de daha iyi bir his sunabiliyor. Rival 300'ün gövde yüzeyi hem tutuş hem de hissiyat bakımından biraz daha iyi performans sunuyor. Her iki fare de Engine 3 program desteğine ve özelliklerine sahip. Rival 300'ün maksimum çözünürlük değeri 6500 değerindeyken Rival 100 maksimum 4000 CPI değerlerine ulaşmakta. Ayrıca Rival 100'ün 8 adet daha kısıtlı çözünürlük kademe seçeneği bulunurken Rival 300'de en ince ayrıntısına kadar oldukça kapsamlı seçenekler bulunuyor. Fare kullanım şeklimize göre hızlandırma ve hız azaltma gibi seçeneklerin yanı sıra imleç hareket ve tepki hız ayarı gibi imkanlarda her iki farede bulunuyor. Bildiğimiz Rival, Pixart PMW310 optik sensörüyle gelirken Rival 300, Evego ADNS331 gibi güçlü bir sensörüyle geliyor. Rival 100 ise giriş seviyesi için ideal olan S3050SS sensörüyle gelmekte. Rival 100 için Rival 300'ün kırpılmış versiyonu da diyebiliriz. Hem daha düşük sınıfta bir sensöre hem de birçok arkadaşımız için daha düşük ve ulaşılabilir bir fiyata sahip. Gündelik kullanımlarda her iki fareyi de seçebilirsiniz. Birbirlerine yakınlar. Oyun performansı konusunda da fareler oldukça iddialı. İnce detaylardan bahsetmek gerekirse Rival 300, pan ve klav grip tutuş şekline göre kullanan arkadaşlar için daha da başarılı bir yapıya sahip. Özellikle silahlı oyunlarda Rival 300 sensörün ve hassasiyetin gücüyle tabii ki ön plana çıkarken Rival 100 bayağı gerisinde kalabiliyor. Rival 300 hem daha hassas hem de kullanış hissiyatı bakımından bir oyuncuya daha fazlasını sunuyor. Yine de birçok oyun türünde her iki fareyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonuç olarak Rival 100, Rival 300'e göre benzer noktalara sahip olsa da giriş seviyesi için uygun fiyatlı oyuncu faresi arayanların tercih edebileceği nitelikte. Rival 300 ise oyun performansını daha profesyonel bir seviyeye taşımak isteyenlere hitap edebiliyor. Onun dışında İsterseniz fiyat performans bakımından da kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.